İyi günler diliyoruz. Eray Hazar YouTube TV izleyenleri, YouTube kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Değerli canlar, değerli dostlar. Evet, değerli azizlerimiz, bugün Filistin sürecini konuşacağız. Aylardır süren, açık ve net bir şekilde aylardır süren bir soykırım var. On binlerce insanın öldüğü, yüz binlerce insanın yaralandığı ve belki de şu an her dakika açlıktan ölen çocuklarımız, insanlarımız var Filistin'de, Gazze'de. Müthiş bir soykırım var, olağanüstü bir soykırım var ve bunun yanında maalesef yüzlerce Müslüman ülkenin adeta birbirleriyle yarışırcasına kınadıkları, şiddetli kınadıkları, az kınadıkları, çok kınadıkları bir gayretsiz Müslümanlar sürecini, gayretsiz bir insanlık sürecinde görüyoruz. Çok acılar içerisindeyiz gerçekten. Bu yüzden bu programı yapmayı çok elzem gördük, çok değerli gördük. Biz de elimizdeki topumuzla, tüfeğimizle, imkanlarımızla Filistin sürecini seslendirmek, bu sessizliğe bir çığlık olmak istedik. O yüzden çok değerli üstadımız, araştırmacı Ali Adar abimizle, Ali Adar Bey'le Filistin'deki soykırım sürecini konuşacağız. Bizim de söyleyecek çok sözümüz var ama yine çok değerli üstadımıza bırakalım sözü. Bütün dikkatleri, bütün bakış açılarını Filistin'deki, Gazze'deki soykırıma çeviriyoruz. Ali abi, söz sizde, buyurun. Filistin olayı büyük bir yara ve orada insanlık oluyor. Ve bunun adı gerçekten soykırım. Rahmetli Necmettin Hoca şunu demişti. Geçenlerde Necmettin Erbakan Hoca şunu demişti. O zaman 8 milyon şeyin nüfusu, İsrail'in nüfusu. Ebeveli kuşlarını bekleyen Müslümanlar, siz niye bekliyorsunuz? Ebeveli kuşları gelmiş olsa 8 milyonu Filistin'e değil, 1 milyon 600 bin Müslümanın başına taş atacak demişti. Çok doğru söylüyor. 1 milyar 600 çok milyon doğru. Müslümanı. 1 milyon 600 milyon Müslümanı. Çok doğru söylüyor. Şu anda şuna benzer. Yani işte, Amerika ve onun uzantısı olan İsrail, tüm Avrupa, tüm NATO şu anda Filistin'i öldürüyor, evet. Filistin'i yok ediyor ama tüm dünya buna seyirci kalmıyor. Dünyanın seyirci kalmasını anlarsın. Buna kim sahip çıkıyor? İlginçtir. Güney Afrika. Güney Afrika ülkeleri mahkemeye veriyor. Soykırım yaptın diye. Peki Müslüman ülkelerden buna müdahale olan da yok. Burada bu söz geliyor. Bazı cılız Müslüman ülkelerde işte biz Güney Afrika'ya arkadan şey veriyoruz, deliller veriyoruz gibi, bana çok inandırıcı gelmeyen, samimi gelmeyen ifadeler. İmam Ali Aleyhisselam'ın bir sözü var, mazlum yoksa zalim yoktur. Biz Müslümanlar mazlumuz ve zalimi biz yarattık. Allah aşkına. Şimdi burada oturup düşünmek lazım. Derler ya, Mustafa Kemal Atatürk, Hatay benim birinci meselem demişti. Filistin meselesi değil miydi? Evet, meselesiydi. Mustafa Kemal'ın birinci meselesi Filistin. Aynen şunu söyler. Ey Filistinler! Sizleri Kurtuluş Savaşı ile beraber bizler ihbar ettik. Sizlerden özür diliyoruz. Şimdi tüm Müslüman ülkelere buradan bir çağrı yapıyoruz. Orada mukaddes değerlerimiz, orada hazretler, peygamberler, ora bizim ilk kıblemiz. Mustafa Kemal sözünü söylüyor. Bir iki kelime belki düşebilir, yanıma getirmedi. Bu belgedir. İsteyenler Cumhuriyet tarihine bakabilirler, arşivlerine bakabilirler. Ve biz şimdi size yardıma geleceğiz diyor. Ama ne yazık ki onun sesine bir tane Müslüman ülkesi ses vermiyor. Bir, iki. Ve Suudi Arabistan'ın malumdur tüm değerleri yıkarak gelmesi, Mekke'ye dayanması ve Atatürk'ün uyarmasıyla beraber, onun öncesini söyleyen yok, Atatürk'ün uyarmasıyla beraber sen ne yapıyorsun mantığıyla dediği zaman ben onu taşıyacağım diyor. Oraya kimse söylemiyor. Ben peygamberin mezarını buradan taşıyacağım diyor. İşte orada çok sert konuşuyor. Bir tek tuğlasını indirirseniz Suudi Arabistan'ı sizin başınıza yıkar.
Ne yazık ki bugün ne yazık ki bugün ikinci Mustafa Kemal yok. Birinci dünya şu anda Filistin'in büyük acısı bu. Kör, topal bir Müslüman alemi var. Bir tarafta İran'ın çığırtısı var ve İran'la beraber işte orumuzdan bir tarafta aç yoksul Yemen'in direnişi var. Yemen'in çok direnişi var. İmdata koşan Yemen'in direnişi var. Diğer bir tarafta bunu hep söylüyorum. Lübnan Hizbullah'ı var. Orada yiğitler, Haydar-ı Kerrar'ı var. Ve diğer bir tarafta da sol ve sosyalist ülkelerin çığlıkları var. Onlar da bayağı uzaktalar. Şimdi durum bu. Peki. Allah bizi Müslümanı bir vücut olarak görüyorsa, vücudunuzun bir yeri ağrıyorsa, Müslümanlar bir vücuda benzer diyor, oraya gitmemiz gerekiyorsa, bugün bizim kolumuz kesilmiş, paramparça ediyorlar, tüm vücut bana ne diyor bu kolda. Şu anda Filistin'in durumu. Bakın herhalde, dünya 510 milyon metrekare. Bunu 148 milyon veya 148-936 milyon metrekaresi kara parçası. Yani dünyanın 510 milyonu 148-149'a vurduğumuz zaman %29.2'si kara parçası dünyanın. Diğer tarafı işte okyanuslardır, sudur. Bunun sadece ne kadarı biliyor musunuz? 27 bin metrekaresi Filistin. 27 bin metrekaresi. Ve 1948 yılında İsrail kurulduğu zaman 1967 yılında işgal etti. Tam rakamı verebilirim. 5654 metrekare Batı Şeria, 365 metrekare de Gazze. Niye bunu dedi? Ya dünyada da bunun yanında toplam 15 milyon İsrail var. Dünyada topladığın zaman 15 milyon İsrail. Yani yaklaşık 8 milyar insanlık içerisinde 15 milyon. Ve İsraillerin bu 15 milyonunda %20'si Allah'a inanmıyor ama kendisini Siyonist olarak görüyor. Bir yerde böyle. Ve Hazreti Süleyman'ın orada işte tepede tahtını yapacağına inanmıyoruz. Süleyman mabedi. Mabedi yapacağına inanmıyoruz. Şimdi peki bu soykırıma sessiz kalan herkes suçlu değil mi? İmam Ali Aleyhisselam biliyor ya, zulüm üçtür. Zulmü yapan, zulme ortak olan ve zulme sessiz kalan. Aynen. Şimdi işin ilginç tarafı şu. Dünyada şeyler var. 150 milyona yakın bir nüfus var. Bunlar Hristiyanlar. Bunlar Siyonist değil. Bunların büyük nüfusları Evangelikler. Hayır, 150 milyon. Milyon. Evet. Bunlar kendilerine Evangelikler derler. Bunlar ve Siyonizmi savunurlar. Ama bunlar şey değil. Yahudi değildir. Tüm dünyanın sanatı bunların. Tüm dünyanın fabrikaları bunların. Ekonomi tüm bunların. Dünyanın her şey, ne aklına ne gelirse bunların. 150 milyon. Yani 150 milyon. Ve bunlar her gün çoğalıyor. İşte oradaki soykırımı yapamıyorlar. Bunlar. Ve yür diyen bunlar. Bakın. Ya nasıl anlatılır bu? Emperyalist emellerle, emperyalist yöntemlerle cevap vermez. Emperyalist emellere, yayılmacı emellere, bu soykırıma sen onun karşısında olacak devrimci bir hareketle karşılık verirsin. Çünkü ondan anlıyor. Nasıl? Nasıl ondan anlıyor? Aynen geçmişte denizlerin olduğu gibi orada olacaksın. Arkadaşlar, orada mı olacağız? Orada yani olacağız. Çok özür dilerim, araya gireyim burada. Ben Eray Hazar olarak evimde yemeğim ki yarın nasıl olursa Ramazan'ın birinci günü. İftarımı açtığımda veya normal evinde yemek yiyorken, televizyonu açtığım zaman Gazze'de bir Müslümanın haberini izleyemiyorum. Bırakalım başkasını. Eray Hazar olarak, Ali Adar olarak, Ahmet olarak, Kemal olarak, Mehmet olarak. Ne yapmamız lazım? Yani bir türlü kendimizi Gazze'ye, orada deniz gezmişler gibi savaşmak mı gerekiyor? Bunun başka bir yolu yok mu? Veya bunu yaparsak çözüm olur mu? Bakın,
Vicdanımızı nasıl rahatlatacağız? Biz o peygamberimizin dediği komşusu açken kendisi tok yatan bizden değildirin muhatabı nasıl olacağız? Bizim Türkiye'de yapmamız gereken şu. Mevcut iktidarı oraya karşı daha duyarlı olması için hareket etmek istiyoruz. Biz bu konuda mitikler yapmıyoruz. Ama hala yüzlerin milyonunda baskıları yapmak o insandan bahsettiniz. Bütün ekonomi ellerini almış. Ama onlar orada değiller. Onların jandarması orada. Bir de jandarma orada olmalı. Yani baskı oldu. Bakın, bunu samim olarak söylüyorum. Geçen gün ben kardeşimle sorularken bunu söyledim. Bakın, bunu samim olarak söylüyorum. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olmuş olsaydı. Ben Mustafa Kemal'in koltuğuna oturuyorum diyen olsaydı. Onun koltuğuna oturuyorum. Ve onun partisi diye iddiam varsa. Ben Mustafa Kemal'in da Filistin'de, Mekke içinde kaygıları ve bu konuda çok sanmaç kararları var bu konuda. Ben Özgür Özel'in yerine olsaydım bugün ben Filistin'de olurdum. Ve bunu da o için yapmazdım. Bir dakika, ben şunu... O için yapmazdım. Özgür Özel'in bir açıklamasını dinlediniz mi? Dinledim. Hamas'la şimdi, alakalı. He. Hamas'ı bir terör örgütü olarak ilan etti kendisi. Bakın Hamas'ı kuran, bu konuda çok ciddi iddiaları var. Hamas'ı kuran geçmişte şeye karşı, işte hocaya karşı şey kurdu. Ya İsrail'in kurduğu iddiaları. Bunu ya Müslüm Mahalli de söylüyor. Bunu söyleyen ben gazeteciler var. Ama şu an öyle veya böyle. O söylem öyle veya böyle sanki yani. Öyle veya böyle. Ya tabii ki bakın ben işte eleştiri anlamında söylüyorum zaten. Yani Kaşı'yı biz tanıyoruz. Yani iktidarın orada tutumunu biliyoruz. İktidar oraya hale duva kağıdı gönderiyor, İsrail'e gıdgıda gönderiyor. Yani adam ticaretini yapıyor. Peki oraya da duva kağıdı gönderiyor. Duayı değişti, iyi ölürsün maşallah yani. Mantıklı değil mi yani? Şimdi burada düşen görev, halkın bu anlamda dinamik olması lazım. Çünkü halkın yapacağı bir şey yok. Halk elinde evet, size söylediğim gibi sesiyle arama oraya icali yok. Ama ya biz nasıl yani iftar edeceksin? Nasıl o lokma? Ya hayır, şu anda insan mı diye biz nasıl bakacağız? Evde çocuklarımıza bakmaya utanıyoruz. Elimizden geldiği kadar, sosyal medyada şurada, burada, bilmem ne de insanlarla konuşarak ya bir şeyler yapmalı. Ama gerçekten bir şeyler yapmalı artık. Yani bu konuda ne yapılabilir? Bir şeyler yapmalı. Yani camiler, alimler, yani bu işin, çünkü niye diyorum camiler, alimler? Çünkü sen dinin temsilcisi olduğunu iddia ediyorsun ey alim. Bir de şu oldu Ali abi, ilk başta hani biraz tepkiler, mitingler yoğundu. Şimdi aylara yayılınca artık tabiri caizse çok sıradanlaştı. Bugün açıyoruz televizyonu, 29 günde 30 gün oldu. İşte bugün orası bombalandı. Artık normal dizi izler gibi artık çok böyle sinir sistemlerimiz uyuşturuldu, alındı, sinirlerimiz alındı. Artık dizi izler gibi veya normal maç skoru izler gibi Filistin'deki soykırımın rakamlarını takip ediyoruz. Bakın, İsrail'de aşağı yukarı 27 tane parti var, 27'si de Sabbat. 27'sinin de ideolojisi Filistin'i ortadan kaldırma. Tüm bugüne kadar İsrail'in başına gelenler hepsi terör örgütünden geldi. Cumhurbaşkanı, başbakanları, tümü istisnasız. Hepsi terör örgütünden çıktı. Mutlaka eli kanlıdır. Filistin'de katliam yapmıştır, gel başta olmuştur. Bakın tümü, tek isim verebilirim bu konuda. Bakın tek, bugüne kadar, 1948'den bugüne kadar başbakanları, cumhurbaşkanları, bakanlar hepsi eli kanlıdır. Bunu dünya biliyor zaten. Sıkıntı burada. Ya bakın bok niye yapıldı? Yani şimdi bakın, ya Arap Baharı'nın olduğu ülkelere bakın. Cumhuriyetten yana tavır alan ülkeler. İşte Mısır'ı, işte Ürdün'ü, şurayı böyle. Yani Suriye. Yani ben Cumhuriyet rejimine geçebilirim mantığı içerisinde biraz daha. Yani seçimin olduğu ülkeler. Yanlış veya doğru ama bir şekilde seçim var orada. Peki bu Arap Baharı neden bu kralların ülkesinde olmadı? Neden Suudi Arabistan'da olmadı, Katar Emirliklerinde olmadı? Yani niye olmuyor, niye Arap... bir Birleşmiş nedir Arap Memleği'nde olmadı. Yani bu sapıkların olduğu yerde olmuyor. Yani beden aşağı düşünmeden başka defteri olmayanların ülkesinde olmuyor. Yani yani içim yanarak söylüyorum bunu. Niye buralarda oldu? İşte onun sonucunda işte Filistin'de.
Sen Suriye'yi zayıflatırsan, sen Suriye'yi zayıflatırsan işte Filistin orada yetim kalır. Türkiye'yi zayıflatırsan Filistin orada yetim kalır. Filistin'in imdadına Mısır falan gitmeyecek. Filistin'in imdadına Suudi Arabistan da gitmeyecek. Filistin'in imdadına yine Aliye Veliullah denen Haydar-ı Kerrar'ın gidecek. Yüreğiyle gidecek, beyniyle gidecek, aklıyla gidecek. Onlardan başka türlü gitmeyecek. Başka türlü gitmeyecek kardeşim. Filistin budur bunlar. Filistin şu anda Allah aşkına Biden diye bir geri zekalını, ne yaptığı söylenmeyen Biden diye bir geri zekalının iki dudağı arasında. Ve haberlere bakıyoruz. Efendim Biden dedi ki ya İsrail çok ileri gitti. Vay be, ne kadar bize bir teselli oldu. Oradan bir pay çıkartıyoruz. Meselesi oldu. Ya kardeşim bugün NATO demek Amerika'nın uzantısıdır. Evet, eyvallah. Bir, iki, Avrupa Birliği demek Amerika demek. Birleşmiş Milletler demek Amerika demek. Yani biz şimdi sadece Amerika dediği zaman Amerika'yı biz görmemeliyiz. Ya Almanya Amerika'dır, İsviçre Amerika'dır, Fransa Amerika'dır, İtalya Amerika'dır, Avusturya, Avustralya, Kanada Amerika'dır. Yani bugün Filistin halkı Amerika'ya karşı savaşıyor, İsrail Amerika'dır. Onlara karşı savaşıyor. Ya biz ne yapmalıyız? İşte basiretli olan, insanlıktan yana olan, ya bırakın Müslüman olmasını, insanlıktan yana olan. Bizler de film izler yerine tepkimizi dile getirmeliyiz. Her kul vardı. Her kul vardı. Her kul vardı. Yani bunu kabul etmek mümkün mü? Kim kabul eder? Yani 100 tane adam, şöyle düşün sokağında, 100 tane adam, bir çocuğu, 5 tane çocuğu gece gündüz dövüyor. Tabii. Gece gündüz dövüyor. Ve biz de gece gündüz bir seri dövüyoruz. Keşke dövülsün. Her gün çocuklar dövülsün. Ondan sonra. Adam ne diyor Filistinli kardeş oradan bağırıyor. Sizi diyor Allah'a şerefsiz. Evet abi. Biz de demeliyiz ki Allah'ım biz ondan beriyiz. Hiç olmazsa yüreğimizi serinleten bir şey oluyor diyoruz ki hiç olmaz. Hiç olmazsa bizim taraftarlarımız, taktik ettiklerimiz bilmemiz diyor. Peki Afganistan ve hani şeriat devleti, hani El-Kaide iktidarda, hani alimler iktidarda, hani şeriat gelmiş, hani din iman gelmiş oraya. Bir gün İsrail'i kınadığını gördünüz mü? Peki bu Suriye'ye dolan iç, sapık, katil, işitçi, şuduk, bilmem neyi, hadi lan. Bir tane çatı patladı. Şimdi gelelim Türkiye'ye. Ondan dolayıdır ben diyorum, benim okullarımda, milli eğitim okullarında, kardeşim benim çocuğuma dini dersini vermesin kardeşim. Ben din dersini vermesin. Çünkü benim çocuğum hak Allah Muhammed diyecek. Bunun dışındakiler ben kabul etmiyorum. Benim çocuğuma dini ahlak dersi veriyorsa tabii doğru ol, dürüst ol. Bana bir mezhebi dayatma kardeşim. Bana dayatma. Çünkü o mezhebi dayatırsam Filistin'e sessiz kalacağım kardeşim. O mezhebi dayatırsam ben susacağım kardeşim. O mezhebi dayatırsam hayır da şer de Allah'tan geldi diyeceğim. O mezhebi bana dayatırsa. Hayır, benim mezhebim onu kabul etmiyor kardeşim. Benim mezhebim bana diyor ki Filistin'in yanında olacaksın. Mazlumun dinini sormayacaksın diyor. Şah'ın İmam Hüseyin buyuruyor bana. Mazlumun dinini sormayacak kardeşim. Benim mazlumum kardeşim. Mazlumum. Biz bugün diyoruz ki Filistin, İsrail'i öldürmüş olsaydı biz abi İsrail'in yanında olurduk. Aynen. Dedik ki kardeşim. Aynen. Ve İsrail halkının yanında olurduk abi. Dedik ki o mazlumdur kardeşim. Mazlum. Buna nasıl insanlık sessiz kalabilir? Ondan dolayı kardeşim bana dayatma kardeşim. Bana da yapın. Lep, çok teşekkür ederiz. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Çok güzel oldu. Biraz en azından bir şeyler yapmak, yani en azından konuşmak bile bu tepkilerimizi belirtmek de dediğiniz gibi bir işti. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Allah sayenizi başımızdan eksik etmesin. Sağ olun, var olun. Çok sağ olun. Evet, değerli Era Yazar YouTube kanalı izleyicileri, sizden ricamız ne olursunuz? Bu videoyu kimler izlerse bütün duyarlılığımız, bütün hassasiyetimiz Filistin üzerine olsun.
Ali abinin de buyurduğu gibi, imamımızın hadisinde buyurduğu gibi, mazlumun dini sorulmaz. Filistin'de çok büyük bir soykırım var. Herkes topuyla, tüfeğiyle elinden ne geliyorsa Filistin'e yardıma koşsun. Zulüm üçtür. Zulmü yapan, zulme ortak olan ve zulme sessiz kalan. Sizin İsrailli bir savaşçı olmanız için onlara kurşun sıkmanıza gerek yok, eğer sessiz kalıyorsanız. Allah'a emanet olun. Esen kalın.